Bolvit Arı Yem Katkıları Yalçın Sezer'le Köyde Arıcılık programını sunar. Değerli izleyenler, Yalçın Sezer'le Köyde Arıcılık programında bu hafta İstanbul'da Çatalca'nın Bahşeiş köyündeyiz. Bu köyde ta Karadeniz'in rüzgarıyla buraya gelmiş bir abimiz var. Erkan abimiz ve mükemmel arıları var. Bu bölgeye adapte olmuş Trakya arılarından oluşan çok verimli özel arılarla çalışıyor Erkan abim. Erkan abim, siz kaç yıldan beri bu iş yapıyorsunuz? 30 yıla yakın. 30 yıl. Evet. Dededen gelen bir... Dededen mesleği, evet. Öyle dededen. Mi? Dedenizin kaç tane vardı kovanı? O da 30-40'a yakın. Ha, sizin ama daha fazla herhalde. Ay, aşağı yukarı aynı. Öyle seviyeler mi? Aynı ayarda. Pek yani çoğaltmayı düşünmüyorsunuz. Tabii çoğaltıyoruz. Öyle mi? Her yıl değişiyor zaman. Ölüyorlar mı? Ölüyor. Yeni de geliyor. Yeni yavrular geliyor. Peki bu arı sevdası nedir? Nasıl bir şey bu böyle? Yani neden bu size mutluluk veriyor? Merak ediyorum. Ya hem zaman aşımına nazaran kafamızı bağlıyoruz. Meşgal ölüyoruz. Bütün dertlerimizi unutuyoruz. Öyle mi? Çalışıyoruz. Bir ürün yapıyoruz işte sonuçta. Ha, yeni bir şey üretiyoruz. Üretici oluyoruz. Şimdi Karadeniz'in özel bir durumu var bu arıcılıkta. Hep karakovan merakı var onlarda. Sizde de var galiba karakovan. Var. Karakovan iyidir ama pek çoğaltamıyoruz. Burada olmuyor. Az, çok az. Nedense ben çok duyuyorum. Marmara bölgesinde karakovanın içine konulan oğullar hep terk ediyorlar. Terk ediyor. Büyük derecesiyle mi bilemiyoruz ama galiba kovan çok büyük oluyor galiba. He. Büyüklük olarak büyük oluyor. Ben biliyorum İkizdere'de falan kovanlar vardır. İki tane adam girer içine kocaman. Oranın gibi iklimi, iklim. İklimden kaynaklanıyor. İklimden kaynaklanıyor galiba. Burası biraz daha değişik. 30 yıldan beri arıcılık yapıyorsunuz. Hep bu istasyonda mı yoksa çeşitli yerlere gittiniz mi? Küçükten Rize Erzurum'da yapıyorduk. Rahmetli dedemden dolayısıyla aşağı yukarı 30 yıl burada. İstanbul'da, Trakya'da. Zaman zaman Beykoz'a gidiyorduk. Ondan sonra kestane, akasya, ilamur var. Ondan sonra bir buçuk ay sonra tekrar buraya. Verim alıyor musunuz Beykoz'dan? Ben gidip de hep memnun olanları pek duymuyorum yani. Aşağı yukarı son 3 yıldan beri verim yok. Yağmur çok olduğu için çiçek alamıyorlar. Ama Trakya maşallah iyi. Trakya'nın bu kendine münhasır çiçekleri 12 var. 12 ay iyi yani. Kendini koruyor, kendi kendini muhafaza ediyor. Ana arı değişikliği yapıyor musunuz kovanlarda? Ana yapmıyorum. Genelde çok oğul olduğu için yazın kendilerini yeniliyorlar. Yani kendi kendilerini yeniliyorlar. Kendi yeniliyorlar. O ihtiyacımız yok. Oğullar kaçmıyor mu? Gitmiyor mu başka? Genelde kaçıyor. Genelde ağaçlarda, çamlarda. Buranın yazının oğlu çok. Öyle mi? Çok bereketli maşallah. Oğul kokusu kullanıyorsunuz. Kullanıyoruz. Boş kovanları ilaçlıyoruz. Geliyorlar mı? Geliyorlar aşağı yukarı. Çoğunlukla boş kovana giriyorlar. Mekan buluyor kendini. Evet, mekan buluyor. Hazır yiyecek var. Rizelilerin de zaten böyle arıcılık işte önemli değil. Önemli olan eğlence. Oğul tutalım falan. Öyle yapıyorlar genellikle. Eğlence değil de yani bu bir meslek gibi bir şey oluyor. Yani bir bırakamıyorsun. Yani kahvelerden iyi yani. Şeylerden çok çok iyi. Hem işlerimizi yapıyoruz. Eğer zamanımız varsa arıcılığa da bakıyoruz. Öyle akşama kadar arıcılık yapacak diye bir kaidemiz yok. Tabii. Asıl mesleğiniz ne sizin? Mesleğimiz operatör. Fabrikada çalışıyorum. Yani o forklifler falan mı çalışıyorsunuz? Yok, normalde tezgah. Siyasi. Plastik mi, çelik hani? Yok, döküm. 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 Mercedes parçası. Çok özel bir iş o. Fabrika özel tabii. Tabii. Peki Erkan abicim, yıllardan beri bu arının hastalığıyla
hasbihal olmuşsunuz. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz falan. Uğraşıyorsunuz sürekli. Peki soruyorum, kazanç elde edebildiniz mi yoksa hep para mı harcadınız? Çoğunlukla para harcıyoruz ama yıl belli olmuyor. Eğer bereket olursa bal fazla. Yani harcadığımızı çıkartmaya çalışıyoruz. Öyle mi? Bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama fazla para yok yani. Peki diyelim ki ürün ürettiniz. Nerede pazarlıyorsunuz? Satışları nerede? Kendi civarlarımızda. Çevrenizde. Çevremizde. Öyle pazarlayacak bir şeyimiz yok. Fazla olmuyor. Genelde kendi çevremizde eritmeye çalışıyoruz. Fazla olursa tabii. Olmasa aileye kalıyor. Aileye kalıyor. Aile tipi işletme. Evin ihtiyacını karşılamak için yapıyorsunuz. Fazlası olursa veriyorsunuz. Evet. Şimdi genellikle sizin gibi üreticiler işte eşine dostuna veriyor bir kavanoz bal. O kristalize oluyor, donuyor. Hemen çok şeker koymuşsun. Ya da bu işte şekerli bir bal mı falan diye sorularla karşı karşıya kalınıyor. Kalınıyor. Sizde de oldu mu böyle? Şöyle, hakiki bal döner. İlk sahamızda, hasatta bal normalde güzel olur. Ondan sonra katı olarak katılığını alır. O bal o şekilde de yiyilir ama tencereye sıcak su olarak kaynatıp da eritebilirsiniz. Tabii ama size hiç soran oldu mu? Ya bu şekerli bal galiba falan diye. Şekerli bal belli olur. Yani o şekilde değil de yani donma şeyi oluyor ama aşağı yukarı memnunuz. Öyle bir şikayet yok. Gelmedi mi? Yok. O zaman toplum artık yavaş yavaş bilinçlenmeye başladı herhalde. Tabii. Öğrendiler. Geçmişte baba oğulla, kardeş kardeşle sen bana şekerli bal verdin diye kavgalar, işte küslükler oluşuyordu. Artık zaman zaman yapılan programlar, işte bilinçlendirme faaliyetleri insanları bu bilince ulaştırdı. Siz arıların faydalanması için ekstra bir şey ekiyor musunuz buraya? Arı otu gibi, işte lavanta gibi falan. Tamamıyla doğadan. Sebze, ayçekirdeği, pancar, yulaf, bütün şey doğadan, çiçekler. Meyvelerin çiçekleri. Bütün tamamıyla doğadan. Hiçbir şey yaptığımız yok. İlkbaharda besleme için şurup var, veriyorsunuz. Var. İki uç seans veriyoruz. Şerbet işte. Onu yavrulaşmak için ilaçlarını katıyoruz. Fazla şerbet de vermiyoruz. Güzel. Bir iki seans, uç seans yetiyor bize. Diğeri tamamıyla doğa. Evet. Altını genellikle Karadenizli arıcılar dokunmam derler. Sizde altına eller mi var? Her yıl altına mı? Tabii dokunmazlık. Altı kendinin. Değil mi? Kendine çalışır. Peki çok fazla gelmiyor mu? Şimdi bazen bakarsan eğer full dolursa bir iki tane alma şeyin olabilir. Değil mi? Alabilir ama genelde almıyoruz, satmıyoruz. Kendinin. Fazla aslında fazla. Bazen şöyle oluyor. Özellikle ayçiçek balları çok koyu ve taşlaşan ballar. Evet. Küme oluşturuyor ortada. Evet. Arı mesela yukarıya doğru gidiyor, balı tüketiyor. Evet. Yanlarda bal var ama ortada ölmüş. Balı var niye ölüyor? Hareket edemiyor çünkü soğukta. Edemiyor. Balın üzerine de yatmıyor arı genelde. Kenarlarda yatıyor. Öyle ölme oluyor. Değil mi? O tabii şekilde kaynaklı. Tabii. Diyor ki bilim adamları. Arıyı böyle çok fazla ballı yapıp çok geniş bırakacağınıza ballı çıtaların üzerine yoğunlaştırın diyorlar. Yani gerekirse alttan alın. Arının üzerinde yatsın balın. O zaman ölüm olmaz diyorlar. Balın üzerine yatmıyor arı. Öyle mi? Yok. Altında yatıyor. Kenarlarında. Bal olmayan yerlerde yatıyor. Balı hep üzerinde yatmaz, hep korur. Yukarıya doğru yayılma yapıyor. Evet. İşte ondan dolayı diyorlar ki sıkıştırın. Olmaz, arı serbest olması lazım. İstediği yere şey yapabilir, konaklayabilir. Evet. Bu şekilde de şey yapamaz. Şimdi siz varova diye bir gerçek var biliyorsunuz. Evet. Ne yapıyorsunuz varova ile ilgili? İşte kışın sonbaharda varova hem duman veriyoruz. Her kovana 6 duman, bir de içeriden çita şekilde. Onun süreleri de 1,5 aydır. Verip varavayı önlemeye çalışıyoruz. Ama hasat zamanında tabii ki ormana gittiğinde haliyle her yıl alır arı. Bu varavadan kurtulur. Kurtulamazsın. O çevredeki olan bir varava hastalığıdır ama yapacak bir şey yok. Tedbiri elden bırakmayız. Tedbiri yapıyoruz yine. Duman veriyoruz, çita veriyoruz içeriden. Azaltmaya çalışıyoruz. Erkan abi çok bilinçli bir aracı. Her şeyi biliyor. Yani varavasını kullanıyor.
Ana arıyla ilgili bir çalışma yapıyor musunuz? Yani ekstra dışarıdan almıyorsunuz. Kendi kendi yeniliyor. Ben o çalışmayı yapmıyorum. Aslında belki de iyi bir şey yapıyorsunuz. Neden? Bu ırkı koruyorsunuz. Soy, evet. Soy. Memnunum bu soydan. Evet. Ben de baktım arılarınıza. Yani bu kendi soğukta ırkı. Hala hareket var. Evet, çıkıp giriyorlar. Evet. Demek ki buraya iyice adapte olmuş. Olmuş, bu arılar. Yani ana arıya gerek yok. Erkan abi, bu işi böyle ticari anlamda büyük yapmıyorsunuz. Evin ihtiyacını karşılamak için yapıyorsunuz. Peki böyle amatörler oluyor yani sizin gibi evin ihtiyacını karşılayalım diyenler oluyor. Onlara ne tavsiye edersiniz? Yapsınlar mı? İyi bir şey mi bu arada? Tabii arıcılık hem ürün üretiyor hem yararlıdır. Yapmalarını tavsiye ederiz. Yani iyi bir şey. Yani bütün şeylerden arındırır kendini. Polen topluyor musun? Zaman zaman topluyoruz. Oo. Mayıs ve Ağustos ayları işte o civarlarında. Biraz ama topluyoruz. O kadar fazla aşırı değil. Kendi kullanıyor. Kendi aileme göre, evet. Ama güzel bir besin değil mi? Polen? Tabii tabii, güzel. Ballan karıştırıp yiyorsun. Saykaşık şekilde iyi oluyor. Çoluk çocuk var? Var var. İki çocuk. Onlar da yiyorlar tabii. Tabii tabii, ailece. Kendi ürünümüz. Evet tabii. Kendi ürünün çok güzel. Çok daha farklı oluyor. Farklı oluyor. Az olsun öz olsun. Ta Rize'den geldiniz İstanbul'a ve Bahşeş köyünde böyle güzel kendinize bir hobi arıcı istasyonu kurdunuz. Sizi takdir etmemek elde değil. Diğer izleyenlerimize de tavsiye ediyoruz. Bu abim gibi evin ihtiyacını karşılayabilecek balı üretebilsinler. Evet. Değil mi abicim? Son sözlerinizi alabilir miyiz izleyenlere? Ya şimdi arıcılık yapmak istiyorsanız yapın. İyi bir şeydir. Zamanı değerlendirirsiniz. Başka bir şey yok. Yapacak bir şey spor yok. Spor olur, sağlık olur. Ne, sağlık olur, zaman olur. Her şeye yarar yani. Her şeye ilaç. İlaç. Özellikle. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbetiniz için. Değerli izleyenler, kaldığımız yerden az sonra tekrar devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Yalçın Sezer'le köy arıcılık programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bütün planlarımız alt üst oldu. Yani dehşet bir soğuk, dehşet bir yağmur var. Dolayısıyla biz de programımızı böyle kapalı bir mekandan devam ettirmeyi uygun gördük. Arazilere girilmiyor, çamur. Arılar açılmıyor, çok soğuk. Yani biz bile çok üşüyoruz. Kovanların üzeri açıldığı zaman sıkıntı ortaya çıkacak. Dün itibariyle İstanbul'da ciddi bir sıcaklık vardı. Hava sıcaklığı çok yüksekti. 20 dereceye yakın bir sıcaklık vardı. Arılar müthiş bir polen taşıyordu. Nektar yoktu ama bir miktar olabilir. Ballı babalar ve kanalı da açmaya başladı. Bu bize umut veriyor tabii. Şöyle ki arıların gelişmesi noktasında. Bugün 17 Nisan Pazar. Yani Nisan ayının tam ortasındayız ve biz bu tarihi arıcılar çok iyi biliriz. Neden? Çünkü Nisan'ın 15'leri ile 30'u arasında atılan yumurtalar bizim için çok önemlidir. Özellikle kestane balı üreticisi iseniz. Ama hava görüyorsunuz o kadar çok soğuk gidiyor ki ufak arıların kendini geliştirmeleri için uygun bir zemin yok. Büyük arılar, yani kalabalık kadroya sahip olanların ise yumurta potansiyeli bir nebze yüksek olabilir. Şimdi arıcının bu noktada yapması gerekli olan ya da daha önceden yapmış olması gerekli olan bazı unsurlar var. Ben size bu kötü hava şartlarında yapmamız gerekli olan geçmişteki o noktaları vurgulamak istiyorum. Şöyle ki,
Şimdi benim çok sevdiğim bir cümle var. Rahmetli Nizamettin Kayral abimiz vardı. 1955'te Türkiye'ye bir yeni teknik arıcılık kitabını kazandıran ve uzun yıllarda o kitapla artık arıcılık sektörüne katılan, ailesinin işte geçimini karşılayan, ekmek parası kazanmalarına vesile olan bir abimizdi Nizamettin Kayral. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Nizamettin abi o kitabında şöyle bir cümle sayfediyor. Diyor ki, ilkbahar hava şartları çok düzensizdir. Düzensiz ilkbahar hava şartları demek ne demek? İlkbahar o kadar enteresan ki sabahleyin gözünüzü açarsınız uykudan. Güneş pırıl pırıldır ve dehşet sıcaktır. Öğleye doğru bir hava kapatır. Akşama doğru kar yağar. Ya da bilemeyeyim sabahleyin çok soğuktur. İşte yağmur yağar, dolu yağar. Öğleden sonra günlük güneşliktir. Sanki hiçbir şey yok. Olmamış. Arılar cıvıl cıvıl uçuşurlar, polen nektar getirirler. Yani ilkbaharın bu kararsız hava şartlarında arıcıların kovan içerisindeki müdahalelerini yapmaları da son derece zor olur. Ne yapmak gerekir? Bu kararsız hava şartlarından etkilenmemek için sonbaharda tam tersi mükemmel bir çalışma ortamı sunar. Yani ilkbahardan çok daha uzun bir zaman dilimi içerisinde arıları geliştirme, arıları kışa sokabilme, arılarla uygulama yapabileceğiniz bir zaman dilimi size verir. Sonbahar kaynakları azdır ama arıların yaşamsal aktivitelerini ortaya koyabilecekleri bir ortam yaratır. Sizlerin çalışmasına imkan veren bir zaman dilimi verir. Evet, yaşlı popülasyon fazladır kovanın içerisinde. Yumurta potansiyeli azdır. Çevresel faktörlerden çiçeklenme bölgesel olarak değişmekle beraber genellikle nektar ve polen veren bitki sayısı azalmıştır. Yani sonbahar çok daha uzun bir zaman dilimi içerisinde bu saydığım handikaplarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak ne yaparsınız? Bu handikapları ortadan kaldırabilecek bir takım çözüm odaklı çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela arıları besleyerek, besleme yaparken de yem katkı maddeleri kullanmak suretiyle o besini zenginleştirebilirsiniz. Mesela sabah, öğle ve akşam yemek yiyoruz. Günde 3 öğün çocuklarımızın önüne her öğün işte bir ekmek koysanız hadi karnını doyur kalk sofradan deseniz olmaz. Sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalırsınız bir müddet sonra. Ne yapmak lazım? Ekmeğin yanında protein, karbonhidrat ve yağ türevlerinden besin maddeleri koyarsınız. Bunlar da et, süt, yumurta gibi protein kaynakları, işte karbonhidrat, ekmek olabilir ya da işte sebzeler, yeşillikler olabilir. Bir de mineral madde, yani tuz, sodyum, çinko, magnezyum gibi çeşitli tuzlar da işte çorbaya attığımız tuz da bir mineral maddedir. İşte yem katkı maddeleriyle eğer ki şeker şerbeti yani karbonhidrat zenginleştirilirse arı sağlığı için son derece önemli olan arının gelişmesini imkan veren bu besleme rejimiyle sonbaharda arılarımızı geliştirebiliriz. Arıların sonbaharda mevcudun artırmaları çok kalabalık bir şekilde kışa girmeleri demek ilkbaharda bizim arı ailesinin daha hızlı bir şekilde inkişaf edip gelişmesine vesile olur. Ancak çok önemli olan noktalardan bir tanesi de kışlık stoktur.
aslında arı ailesi kışın fazla besin tüketmez. Asıl besini ilkbaharda tüketir. Bunu biraz anlatalım isterseniz. Burası önemli bir konu. Zaten arıcılığın püf noktalarından bir tanesi, arı kayıplarını ortadan kaldırmanın en önemli unsurlarından bir tanesi de budur. Şimdi arılar, demin Erkan abinin de söylediği gibi balın üzerinde pek yatmıyorlar. Ne yapıyorlar? Balın hemen altında, yani o bal kemerinin hemen altındaki kısımda bir küme oluşturuyorlar. Ve hava soğudukça o küme ufalıyor. Daha mı düştü hava sıcaklığı? Daha da ufalıyor. Portakal kadar oluyor. Hatta ufak ailelerse mandalina kadar oluyor. Minicik. Ne oldu şimdi? Kış kümesi. İç içe giren arılar bir yuvarlak kış kümesi oluşturdular. Ve bal ne zaman yiyorlar? Isınmak için yiyorlar. Arılar ısınmak için balı aşağıdan yukarıya doğru çerçevenin üzerinde tüketiyor. Şimdi siz kovanın içerisinde 20 çıta da olsa kovanda, yan yana hani tabut kovanlar var, 20 çıta da olsa arı ailesinin kümesi ortada, 2 çıtanın arasında, 3 çıtanın arasında ve balı yukarıya doğru yiyor. Bal bittiğinde, çıtaya geldiğinde, çıtanın üst tahtasına, sağında solunda bal var ama yukarıda bal yok. Tahta var. Arı ölüyor. Ne tür bir ölüm? Açlık ölümü. Şimdi adam soruyor. Kovanın içi bal dolu. Arı niye acından ölsün? Evet, kovanın içerisinde bal var. Ama arılarımız o bala ulaşamadı. Niye ulaşmıyor? Gitsin. Metabolizmaları o kadar düşüyor ki kış kümesinin bu yazlı ayında olduğu gibi sağa sola gidemiyorlar. Sadece aşağıdan yukarıya doğru gidiyorlar. Dadan plant dediğimiz kovanların çerçeveleri 32 santimetre yüksekliğinde. Langustrotlar ise 25 santim. Hatta bazı sıcak bölgelerde 20 santim yüksekliğinde olan çıtalar da var. Buradan şunu anlıyoruz. Bir çerçeve ne kadar yüksekse bal kemeri o kadar kalın. Ve arılar da soğuk geçen iklimlerin bulunduğu ülkelerde çerçeveleri yüksek kovanlarda kışlatılıyorlar. Ya da oradaki arıcılıkta yüksek çerçeveler kullanılıyor. Çünkü arı çok kısa bir zaman dilimi içerisinde kısa çerçevelerde üst tahtaya kadar ulaşır ve açlıktan ölebilir. Dolayısıyla arılar uzun geçen kış aylarında daha fazla açlık ölümleriyle karşı karşıya kalmamaları için mutlak surette ihtiyacından fazla bal stoğunun kovanlarda bulundurulması gerekiyor. Aslında kovan içerisinde 20 kilogramın altında bal bulunduğunda kovanlardaki arılar tarafından bir stres durumu da ortaya çıkıyor. Yani düşünsenize, kovanın içerisinde bir sürü yumurta, yavru var, genç birey var ve bunların beslenmesi için ambarda hiç besin maddesi yok. Öyle bir an gelir ki kararsız hava şartlarının uzun sürdüğü soğuk günlerin ardından görürsünüz arı aileleri kovanın içerisindeki yavruları sökmüş ve kovanın önünde onları görebilirsiniz. Yani artık istemeden de olsa kadro azaltmayı tercih eden bir aileyle karşı karşıya olduğunuzu anlarsınız. İlkbahar hava şartlarında bu kararsız denge oluşumu arıcılar eğer ki şöyle düşünürlerse, ben havanın güzel olduğu bir günde veririm şerbet. İşte hayvan çeker. Şunu vurgulamak istiyorum özellikle. Evet, siz verebilirsiniz şerbetinizi. Yani katkı maddeleri de koyabilirsiniz. Dışarıdan gelen nektar, şurup, şerbet, besin maddesi kovanların içerisinde bir yumurtlama faaliyetini artırır.
Arılar genellikle kovanın içerisindeki bulunan stoğa göre hareket etmezler. Dışarıdan gelen nektara göre hareket ederler. O yüzden dışarıdan yapılan besleme yumurta potansiyelini artırır. Ancak kovanın içerisinde ciddi bir stok olması kararsız hava şartlarının uzun sürdüğü dönemlerde içerideki stoğun ne yapılması, kullanılması vasıtasıyla yaşam devam ettirilebilir. Şimdi modern arıcılıkla efendim ilkel arıcılık düşünüldüğünde modern arıcılığın ilkel arıcılıktan farkı şu. Biz tabiatın 3 aşağı 5 yukarı kararsız dengesiz bu günlerini dikkate almaz. Arıların sürekli gelişmesini, performansını bizim istediğimiz dozajda yükseltmesini isteriz. İlkel arıcılık modern arıcılığa göre biraz daha temkinli ilerliyor. Ne yapıyor? Havanın şartlarına göre yumurta potansiyelinin artırılması ya da azaltılması arının kendisine bırakılıyor. Şimdi arılar bugün Nisan'ın 17'si, erik çiçekleri daha hala yeni yeni açmaya başladı. Ben geçmişten hatırlıyorum, Şubat ayının ilk günlerinde erikler çiçek açardı. Ve daha sonra don oluşurdu ve erikler işte ne bileyim yüksek rekolteyle üretilmezdi. Ama erik çok önemli bir bitki. Kızılcık, badem, bu ağaçların çiçeklenme döneminin ardından biz arılarımızı besleyebiliyoruz. Özellikle de eriklerin çiçek açması arı beslenmesi için çok mükemmel bir tarihtir. Eğer ki erikler çiçek açmadan sizler arı beslemeyi tercih ediyorsanız o zaman bir sıkıntı var. Neden? Hava soğuk. Arıyı besliyorsunuz. Onun dünyası şaşıyor. Ne yapıyor? Dışarıdan nektar geliyor. Hava soğuk ama diyor. Hemen bir yumurta potansiyeli artıyor. Yumurta potansiyeli ilerleyen günlerde hava sıcaklığı daha da soğursa arının hakimiyet gösterebileceği yumurta alanı ne yapılıyor? Azalıyor. Kümenin dışında kalan yumurtalar çürüyor. Yani ölüyor. Dolayısıyla arılar bir temizlik yapıyorlar oralarda. Şimdi orada nektarın harcanması, balın harcanması, arıların metabolizmalarını hızlandırmaları, ömürleri tükenmesi ve bu yavru çürükleriyle ortaya çıkan hastalıkların mikrobik olarak kovana yayılması, bu yayılan mikropların arılar vasıtasıyla çiçeklere götürülmesi, çiçeklerden sağlıklı kovanlara bu mikrobun gitmesi, böylece bir yayılma yavru çürüğü mikrobunun o bölgede kitlesi olarak artması. Bakın hepsi böyle birbirini kovalıyor. Biz buna ekolojik denge diyoruz aslında bir taraftan da. Ekolojik dengeyi düzenli bir şekilde sağlamak istiyor, yüksek verim almak istiyor ise yapmamız gerekli olan püf noktası bu. Sonbaharda arıyı besleyeceksin, mevcudunu artıracaksın, stoğunu tamamlayacaksın. Kışın o arıya bir şey olmaz. İşte parazitlerinden de temizlemek için ilaçlamanı yapacaksın. İlkbahara geldiğinde de Şubat ayında Haziran'a kadar günlük güneşlik hava gelmiş ilkbaharda. Oh ne hala. Oğul alırsın, bal alırsın, arı geliştirirsin. Ama Şubat'ta çiçekler açmadı. Ta Nisan'a geldik, Mayıs'a geldik, Haziran'a geldik. İçeride stok varsa korkacak bir şey yok. Arı ilkel olarak yapması gerekeni biliyor. Tabiat şartlarına göre mevcudunu artırıyor. Sizin o düşündüğünüz modern arıcılıktaki kitleyi artırma çalışmaları size zarar verirken o temkinli olarak ilerleyerek her türlü arı kapitalini istediğiniz miktarda alabilmenize imkan sağlıyor. İstediğiniz imkanda diyorum, yani ortam şartlarının müsaade ettiği kadarıyla tabii ki. O halde arıcılık denildiğinde akla gelen en önemli altı çizilmesi gerekli olan 5 tane altın kural var. 6 tane altın kural var. Bunlardan bir tanesi ana arı. Ana arı bölgeye uyumlu olmalı. Bu mesela rutubeti seven, sıcağı seven, soğuğu seven bakteriler olduğu gibi arılarımız da
farklı iklimsel yapılarda başarı gösterebilen ırklarımız var. Türkiye çok şanslı bu konuda. Neden şanslı? Çünkü 28 tane bal arısı varmış dünya üzerinde. Biz bunlardan 8 tanesine sahibiz. Ne mutlu bize. Ülkemizde bu 8 tane arı ırkını da bulmak mümkün. Ancak göçer arıcılığın artması, farklı bölgelere farklı arı ırklarının gönderilmesi, götürülmesi, flora takibi gibi olaylar maalesef arıların genetik yapısında da bir soysuzlaşmaya sebebiyet verdi. Neden? Çünkü ıslah neticesinde bazı eliminelerle kaliteli ürünlerin, nitelikli ürünlerin ortaya çıkması beklenirken biz bu gezginci arıcılıkla özel bölgelerin arılarının da melezleşmesine ve özelliklerini yitirmelerine vesile olduk. Yani bugün Türkiye'de bir Anadolu arısı var, bir Kafkas arısı var. Ama onların da bir türlü melezleri oluştu, oluşmuş. Mesela Muğla arısı çam balına endeksli olabilen, oraya adapte olmuş bir Anadolu arısıdır aslında. Mesela Yığılca arısı bir Kafkas arısı benzeyen, Kafkas arısı özellikleri taşıyan ama Yığılca bölgesi lokalizasyonunda bir yaşam alanı bulmuş kendisine. Orada özel bir genetik yapı oluşturmuş, bir ekotip meydana gelmiş. Ya da ıstıranca arısı diye isimlendirilen Demirköy'de bir arı var. Istıranca arısı özel bir arı. Ve o bölgenin meşe balına endeksli. Kısacası farklı bölgelerin arıları farklı özelliklere sahip olduğundan dolayı bu altı altın kuralın birinci basamağını teşkil ediyor. İkincisi kalabalık kadroların her mevsim olması. Bunun içinde en önemli unsur besleme. Bu beslemenin de işte sıvı besleme, koyu besleme, cıvık besleme ve katı besleme olmak üzere türleri var. İlkbahar ve sonbaharda yapılacak besleme türleri son derece önemli. Varroa, nosema gibi hastalıklarla öngörüsel mücadeleler. Bunda kimyasal mücadelenin yapıldığı dönemlerde olabilir. Organik ilaçlamanın yapıldığı dönemlerde olabilir. Ama varroasız bir yaşam söz konusu değil. O yüzden bunun inceliklerine dikkat etmek lazım. Doğru zamanda doğru işler yapmamız gerekiyor. Arıcılıkta bu son derece önemli. İşte sonbaharda besleme yapıp böyle kararsız hava şartlarının hüküm sürdüğü ilkbaharda arı besleyeceğiz diye çaba sarf etmenin bir anlamı yok. Ve arıcılıkta kullandığımız her türlü ekipmanın standart ve gıdaya uyumlu olması en önemli unsurlardan bir tanesi. Değerli izleyenler, Yalçın Sezer'le köyde arıcılık programının bu haftaki konusu işte arıcılıktaki altı altın kuralın bir tanesiydi. Hangisi? Besleme, kalabalık kadro oluşturma ve bununla ilgili sonbaharda ve ilkbaharda yapılması gerekenler mantığıydı. Her birisi ayrı ayrı konular olarak sizlere işlenebilir. Başka bir programda tekrar başka bir maddeyi sizlerle etüt etmek üzere şimdilik hoşça kalın diyorum. Tekrar sizlerle birlikte bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.
Bolvit arı yem katkıları Yalçın Sezer'le köyde arıcılık programını sundu.